Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce bankacılık sektöründe yaşanan ralliye değinmeye çalışacağız ve piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. TEB Yatırım Araştırma Genel Müdürü Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice bizlerle birlikte olacak. Sonrasındaysa hem küresel riskler raporu hem de yine son dönemde Türkiye ekonomisinde, para politikasında, bundan sonrasında uygulanabilecek stratejileri ve değerlendirmelerini almak üzere Marsh McLennan Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Beyazıt bizlerle birlikte olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son dönemde yaşanan tartışmalara atıfla uygulanan ekonomi programını sekteye uğratmak isteyenler olduğunu söyledi. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz diyen Erdoğan, hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır ifadelerini kullandı. Amerikalı Yatırım Bankası JP Morgan'ın Orta Doğu, Avrupa ve Afrika Borç Sermaye Piyasaları Başkanı Stephen Weiler, ekonomi politikalarındaki değişiklikler sonrası uluslararası yatırımcıların Türkiye ile yeniden ilgilendiğini belirterek bu yıl tüm tahvil ihraçlarında rekor görülebileceğini ve not artırımı içinde güçlü bir potansiyel olduğunu belirtti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, bu yıl dolar-tl beklentisinin 39.40 lira olduğunu belirterek, faiz artırım sürecinin Ocak toplantısıyla sonlanabileceğini belirtti. 2025'in dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatın tamamıyla ortadan kalktığı bir yıl olmasını beklediklerini de söyleyen Çakar, ayrıca çok yüksek olan kredi kartı harcamalarında düzenlemeye gelebileceğini aktardı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre üye firmaların ihracatı 2023'te %10 azaldı. TürkBest Başkanı Gökhan Sığın, sektörün 2023'te küresel zorluklara karşı iç pazardan güç aldığını ve istikrarlı büyüme için tüketicilerin satın alma gücünün devam ettiğini söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre dünyada hızla artan elektrik talebinin gelecek 3 yılda düşük emisyonlu enerji kaynaklarından karşılanacağı tahmin ediliyor. Elektrik sektöründen kaynaklı küresel emisyonların bu yıl %2.4 azalacağı, 2025 ve 2026'da bu gerilemenin daha düşük seviyede de olsa devam edeceği belirtiliyor. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Hızlıca piyasalardaki rakamlara bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda şu an itibariyle primlerin %2'nin üzerine geldiğini görüyoruz. Endeks 8000 puanın üzerine attı. 8118 puan düzeyine kadar da gelmiş durumda. Bankalar %5 yukarıda şu anda. Dünkü sert düşüşlerin ardından, JP Morgan raporunun ardından bugün tam tersine yeni bir pozisyon inşası olduğunu görüyoruz. Akbank %6, İş Bankası %5.1, Yapı Kredi %5.2, Garanti yine %5.2 civarında primle işlem görüyor şu anda. Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi bankalarının toplamda şu anda endeksi 60 puana yakın yukarı ittiğini söylemek mümkün gibi görünüyor. Diğer tarafıyla yine sanayi endekse baktığımızda da modun fena olmadığını söyleyebiliriz. %1.3 kadar primde orada var. 100 endeks içerisinde şu anda 94 hisse artıda sadece 5 tane hissede düşüş olduğunu ifade etmiş olalım. Türkiye'nin CDS'lerine baktığımızda da nispi bir iyileşme var. 4-5 bas puan aşağı gelmiş durumdayız. Dolayısıyla şu anda yaklaşık olarak 12-13 bas puan aşağı gelmiş durumdayız. Şu anda 315 bas puan seviyesine kadar gerilemiş durumda Türkiye'nin CDS'leri. Ayrıca opsiyon oynaklıklarına baktığımızda hala %8'in altında kalmaya devam ediyoruz. 7.95'ler civarında fiyatlama görüyoruz. Dolar-TL cephesi nispi olarak aşağı geliyor. Aslında sepet bazında da şu an itibariyle fena gitmediğini söyleyebiliriz tablonun. %0.25 civarında aşağı geldi dolar-TL. 30.19'lara gerilemiş durumdayız. Euro-TL tarafı ise 32.95'lerde. Euro-dolar 1.09'un üzerine geldi. Dolayısıyla hareketin bir kısmı buradan, onu da ifade edelim. Diğer yandan Avrupa borsalarına baktığımızda %1 kadar yukarı yönlü hareket olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Çin'den gelen zorunlu karşılık haberinin piyasa üzerindeki yansıması olumlu oldu. 2 hafta sonrasına ilişkin net bir açıklama aslında çok da alışık olmadığımız bir şekilde Çin Merkez Bankası Başkanı'nın ağzından geldi. Dolayısıyla
dolayısıyla ne resmi açıklama ne önceden tartışılan bir konu. Ama zorunlu karşılık konusundaki hamle piyasa açısından önemli bir dengeleyici oldu gibi görünüyor. Şu anda Avrupa borsalarını da %1 kadar yukarıda görüyoruz. STOXX 600 endeksi üzerinden bakarsak hatta DAX endeksindeki prim %1,5'a yaklaşıyor. Onu da ifade etmiş olalım. Diğer yandan Amerikan vadelileri için baktığımızda da dünkü kapanışların ardından bugün de olumlu bir performans beklentisi var. Nasdaq vadelilerini %0,8 kadar yukarıda görüyoruz. Teknoloji bilançoları buralarda önemli rol oynamaya devam ediyor. Özellikle Netflix etkisini net olarak gözlemliyoruz. Nasdaq vadelileri 0,8, S&P 500 vadelileri 0,5, Dow Jones vadelileri ise 0,3 kadar yukarıda primle başlangıç gösteriyor bize. Emtia piyasasında şu anda petrol tarafını nispeten daha sakin görüyoruz. $79.35 Brent petroldeki fiyatlama. Amerikan tipi ham petrolde ise $74.5'ların üzerinde görüyoruz. $74.68 hatta 70 centin üzerine şu anda geçmiş durumda. Spot altının ons fiyatı $5 kadar yukarı kaydı. $2034 düzeyine geldik. Amerikan 10 yıllıklarındaki sınırlı geri çekilme de önemli. 4.10'lara kadar geldik. Buralar kendi içerisinde dengesini bulmaya çalıştığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Rakamları bu şekilde aktardık. Değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz ama önce araştırma masasına gidiyoruz. Sevcan Ersözlü bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, genel olarak baktığımızda aslında yılın başlangıcından bu yana oldukça kuvvetli bir dünyada tahvil ihracı süreci yaşandığını gözlemliyoruz. Zira aslında bir yandan tatillerin olduğu, diğer taraftan da bilanço döneminin başlayacağı süreç arasında sıkışmış dönemi biraz daha yoğun şekilde hemen hemen herkes faiz avantajından ya da iklimin yumuşaklığından faydalanarak kullanmak istiyor. Çok yoğun ihraçlar var. Biz özellikle ekonomi politikasının değişiminden bu yana dünyada da faizler eğer pivot yaptıysa diye başlayan cümlelerle ciddi bir ilgiye mazhar olduk. Özellikle de Türkiye'den ihraç edilmiş olan Eurobond'ların fiyatlaması net bir şekilde aşağı geldi. Bir dönem çift hanelerin üzerinde gördüğümüz rakamların şimdi biraz daha 7-8 bandına doğru kayma eğiliminde olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle özel sektörün yapmış olduğu ihraçlarda faiz döngüsü bizi nereye kadar taşıdı? Biraz üzerinden konuşalım istersen bu ortamda. Konuyu tahvilden açmışken aslında dün de JP Morgan'ın bankacılık üzerine gelen negatif izlemeye aldığı raporun etkisiyle beraber biz Türkiye'de bankacılık endeksinde düşüş görmüştük. Bugün yine globalden gelen aslında tahvil piyasasına yönelik ve Türkiye'nin kredi notuna yönelik olumlu beklentilerin yer aldığı rapor ve yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aslında güvenin inşası ile beraber, güvenin yükselmesiyle beraber bugün bankacılık endeksinde yukarı yönlü bir primlenme olduğunu görüyoruz. JP Morgan'ın raporunda aslında ifade ettiği şeyler Türkiye'nin şu andaki kredi notunun B seviyesinde olduğu ama BB gibi aslında daha pozitif bir değerlendirme ve görünüm içerisinde olduğunu ifade ediyor. Ve bu yıl için Türkiye'den tahvil piyasasında aslında rekor bir eğilim bekliyor. Geçtiğimiz senelerde biz 20 milyar dolara ulaşan Türkiye hazinesinin tahvil ihracını görmüştük. Bu yıla kadar ki 2023 yılında ise 17 milyar dolarlık bir tahvil ihracı görmüştük. 2024 yılı için beklentisini JP Morgan 25 milyar dolar tahvil ihracı olarak açıklamış duruyor. Hazinenin aslında programına baktığımız zamanda ise biz dün 2 yıllık tahvil ihalesinde 11,9 milyar lira borçlandığını gördük. Şubat ayı programının da yoğun olduğunu görüyoruz. Hazine Şubat ayında 200,2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 250,2 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor. Ve ay genelinde, Şubat ayı genelinde 7 ihale ve kira sertifikası ihraçları da gerçekleşecek. Tabii tahviller dışında senin de ifade ettiğin gibi hem Türkiye Devleti'nin hem de şirketlerin bir uzun vadeli borçlanma aracı daha var. O da Eurobond'lar. Biz Türkiye'nin kredi risk primi ve aslında politika faizinin etkisini Eurobond'lar üzerine de görüyoruz. Eurobond faizlerinin üzerine de etkisini görüyoruz. Baktığımız zaman da aslında hem Eurobond'ların değerine hem de Eurobond'ların faizine etki eden 3 ana parametre olduğunu söyleyebiliriz. Ülkenin risk primi, şirketlerin risk primi ve politika faizi ve aslında yatırımcıların ilgisi olarak özetleyebiliriz. Yatırımcıların ilgisinin arttığını zaten raporlardan okuyoruz. Türkiye'nin risk primine baktığımız zaman da ise biz 22 Mayıs tarihinde 700 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdığını görmüştük. Ve aynı haftadaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi toplantısında %8,5'larda olan
politika faizinde 15 seviyesini yükseltilip sonrasında 42,5 bandına kadar geldiğimiz, yarın da 45 bandına çıkarmasını beklediğimiz bir döngünün içerisine girmiştik. Bu eğilimden itibaren aslında grafik üzerine baktığımızda CDS'te aşağı yönlü bir eğilim, politika faizinde yukarı yönlü bir eğilim, Eurobondların şu anda aslında grafik üzerinde Turkcell'in, Anadolu Efes'in, Türkiye'nin Eurobond'u ve aslında Arçelik'in Eurobond'larını görüyoruz. Buradaki Eurobond faizlerinde ise aşağı yönlü bir eğilim olduğunu görüyoruz. CDS oranlarımız, yani kredi risk primi ne kadar düşerse o kadar daha ucuza borçlanabildiğimizin bir net ifadesi ve grafiği oluyor aslında bu bize. Ve baktığımız zaman da Türkiye'nin CDS risk primi şu anda 315 seviyesinde, gelişmekte olan ülkelerin risk primine baktığımız zaman da ise 178 bandında olduğunu görüyoruz. Daha görece bir pozitif ayrışma eğilimimiz var. Çünkü CDS'in de aslında grafik üzerinde yarınki toplantıyı beklediğini ve aslında olumlu hava ile beraber önümüzdeki günlerde bu sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Sevcan Nedioğlu, Her Sözlü'den aldık detayları. Şimdi bankacılık sektöründeki hareketliliği konuşup değerlendirmeye çalışacağız. Hem piyasada bugünkü hisse senedi hareketlerini, hem de aslında genel çerçevede bankacılık sektörüne ilişkin 2024 beklentilerini almak için gidiyoruz. Tabi Yatırım Araştırma Genel Müdürü Yardımcısı Pınar Uğuroğlu Delice bizlerle birlikte. Pınar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi özellikle tabii dün bir JP Morgan raporuyla ciddi aşağı geldik. Bugün onun yeniden dönüşü var. Hareket çok yoğun olduğu için biz günlük yoruma çok fazla bakmıyoruz ama bu kadar yoğun olduğunda üzerine konuşmak gerektiği için bir sormak isterim. Ne dersin diye. JP Morgan raporunun içerisinde özellikle orta vadeli beklentiye ilişkin önemli bakış farklılıkları vardı. Swap maliyetleri artıyor diyor. Mevduat maliyetinin artışı marjları baskılıyor diyor. Ayrıca enflasyona endeksli kağıtlardan elde edilecek gelirlerin de belli ölçüde düşeceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla hedef fiyatları biraz yukarı atıyoruz ama bankacılık sektöründe özellikle yılın ilk yarısı için görünüm çok güzel görünmüyor diyor rapor. Benzer bir tepki, yani raporun içeriğine dönük negatif beklentinin tepkisini dün gördük. Bugünkü alım ne o zaman? Doğru. Bence dün abartılmış bir satış olduğunu düşünüyorum. Sadece JP Morgan raporumu tetikledi emin değilim ama belki gündemdeki belirsizlik konuları da bankacılık sektörünü etkilemiş olabilir. Bugün hem Merkez Bankası Başkanımıza dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi de bence pozitif etkiledi. Dün bir de İsveç'in NATO'ya üyeliğini mecliste onaylandığını gördük. Belki bu da jeopolitik izdüşüm açısından piyasalara biraz kuvvet verdi. Bir de dediğim gibi dünkü satış birazcık fazlaydı. Şimdi bankacılık endeksi genelinde Ekim'den itibaren ciddi bir rally var aslında. Endeksin çok üzerinde performans gösterdi çoğu bankacılık hissesi. %20'lere varan endeks relatif performansları var. Bu noktadan sonra biraz soluklanması bence doğal. Sadece söylediğin gibi çok aşağı ve yukarı yönlü çok devinim oluyor. O biraz tabii yatırımcıyı endişelendirebilir, volatilitenin çok yüksek olması. Yoksa dediğim gibi performansı oldukça kuvvetli olduğu için bir miktarda kar satışı gelmesini bekleriz bankacılık endeksi genelinde. Şimdi özellikle bundan sonra banka değerlemeleri açısından bakıldığında, hani mesela raporun içerisinde diyor ki önümüzdeki 2 sene boyunca kabaca 0.9 civarında bir fiyat defter değeriyle devam etmesini bekleriz. Aslında burada dramatik değişiklik yaratabilecek herhangi bir unsur var mı yok mu, biraz onu sormak istiyorum sana. Hani Türk bankaları orta ve uzun vadeli olarak baktığımızda bu ortalamalarda zaten fiyatlanıyor, değerleme buluyor. Dönem dönem ikilerin üzerine attığımız oldu, oralarda hiç kalamadık. İşte 0.4-0.5'lere kadar gittiğimiz oldu. O sistemik riski bertaraf ettikten sonra yine ortalamalarına geri dönmüş oldu. Yani bu yabancıların mean reversion dedikleri ortalamaya dönme döngüsü bankalar için çalışıyor gibi duruyor. Ya şimdi şöyle, bankaların aslında çok değerlemelerin çok daha düşük olduğu, 0.5'lara geldiği 2022 yıllarını da gördük aslında. Bence oradaki fundamental olarak, temel olarak en önemli konu şu: bankaların öz sermaye karlılığı kaç? Biz sermaye getirisi olarak bankalardan ne bekliyoruz? İşte fonlama maliyeti, sermayedarın daha doğrusu alternatif fırsat maliyeti olarak ne beklemesi gerekiyor bankalardan? Şimdi bizim
rakamlarımıza göre özel bankalar açısından konuşayım. Çünkü kamu bankaları bence daha ayrı bir klasmanda. Özel bankalar açısından bu sene aslında fena bir öz sermaye karlılığı yapmıyorlar. %38'ler gibi bir yerde sanki bu sene öz sermaye karlılığı bitiriyorlar. Enflasyonun gerisinde ama 10 yıllık bononun da geldiği yer 25'ler 27'ler bandındaysa eğer ve 10 yıllık bonoyu biz kerteriz alıyorsak yatırımcının uzun vadeli fırsat maliyeti anlamında Türk lirası varlıklarda onun üzerinde. Dolayısıyla biz şu anda risk getiri maliyeti de fırsat maliyeti olarak %31 ile çalışıyoruz bankalarda. Onun üzerinde bir performansları var. Dolayısıyla 2023 banka defter değerleri de aslında bir çarpanın üzerinde. Şimdi konu şu oluyor, 2024 için bankacılık kârları nasıl olacak, öz sermaye getirileri ne kadar olacak ve biz bonolarda bu yaşanan rallinin devamını mı göreceğiz? Yani %27'ye gelen 10 yıllık bono faizi 30'a mı çıkacak, 31'e mi çıkacak, geldiği yere mi çıkacak yoksa 20'ye, 15'e, 18'e mi inecek? Öyle bir ortamda banka değerlemek ya da bankalara tavsiye vermek daha farklı olacaktır. Yani benim öz sermaye kârlığımı 30'larda seyrettiği bir 2024 yılında bono faizlerimde aşağı yönlü bir rally yaşanırsa belki bahsettiğin çarpanların yukarıya doğru açıldığını göreceğiz. Belki birler birin üzerinde piyasa defter değerleri konuşacağız. Buna karşılık eğer biz enflasyonla mücadelemizi şu ya da bu sebeple sekteye uğratırsak, enflasyonla mücadelede başarılı olamazsak, o zaman faiz piyasamız da buna yukarı yönlü tepki gösterecek, faizler yükselecek, bono fiyatları düşecek ve bu zaman bankacılık değerlimiz de otomatikman düşecek. Dolayısıyla ben 2024 yılı genel çerçevesi içerisinde bankacılığa bakışın enflasyonla ilgili makro iz düşümle aynı olduğunu düşünüyorum. Yani biz BNP TEB olarak enflasyonda bir düşüş olacağını, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini, ekonomiyi çok da fazla büyümeyi sekteye uğratmadığını, bu soft landing dediğimiz aynı Amerika'da olduğu gibi bir yavaş duruşla yani ekonomik büyümenin biraz yavaşlaması şeklinde enflasyonu aşağı yönlü hareket ettireceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ortam bankacılık için aslında evet kârlar 2024'ün ilk yarısında kötü olacak ama belki ondan sonra daha mutlu, daha stabil, daha yüksek bir kâr ortamına yol açan bir 2025'e merhaba diyeceğiz. Eğer enflasyon konusunda pesimistseniz, enflasyonun düşmeyeceğini düşünüyorsanız, daha farklı bir öngörünüz varsa o zaman bankacılık sektörüne de almaya biraz imtina edebilirsiniz. Dolayısıyla bence makro iz düşümle çok çok bağıntılı bir sektör bankacılık sektörü ve özellikle 2024 yılında bu böyle. Şimdi dün itibariyle Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın bir sohbet toplantısı vardı. Bu toplantıya da ben de katıldım toplantıya. Altını çizdiği birkaç tane nokta var. Onları sormak isterim sana. Biraz önce öz kaynak karlılığından bahsettiğin için işte 2024 yılında kabaca %30'lar civarında bir öz kaynak karlılığı, aynı zamanda %40 civarında bir kredi büyümesi beklentisini dile getiriyor. Enflasyonu 40-45 bandında beklediklerini söylüyor. Dolayısıyla genel perspektif aslında senin söylediğinden çok uzağa düşmüyor. Ama %40'lar civarında dediğim gibi bir öz kaynak, %30'lar civarında öz kaynak büyümesi, %40'lar civarında kredi büyümesi. Faiz marjları açısından ne söyler sana, ne dersin? Şimdi faiz marjlarında ya da öz sermaye getirileri hakkında konuşalım. Üçüncü çeyrek bence 2023 güzel bir örnek. Öz sermaye karlılığının 40'ın üzerine çıktığı, kim bankada 45'i gördüğümüz bir üçüncü çeyrek geride bıraktık. Dördüncü çeyreğe geldiğimizde faiz spreadlerinin aşağı inmesiyle birlikte aslında öz sermaye karlılıkları da 40'ların üzerine tutunamadı, aşağı geldi. Bu aşağı geliş trendinin yani üçüncü çeyrekteki zirveyi görüp dördüncü çeyrekte aşağı gelen trendin biz birinci çeyrekte devam etmesini bekliyoruz. Bir miktar ikinci çeyrekte toparlanma olmasına rağmen yılın ilk yarısında aslında başkanın söylediği gibi bankaların spreadleri açısından çok da iyi olmayacağını düşünüyoruz. Fakat ikinci yarı yıla geldiğimizde bankalar şunu bence çok akıllıca yaptılar. 2023 yılında verilen kredilerin durasyonu oldukça kısaydı. TL ticari kredide de öyle, ihtiyaç kredisinde de öyle. Bankalar mesela net ne kadar kredi büyütmüşler diye baktığımızda 9 aylıkla 2022 sonu
konu en çok bir 3 aydan daha az vadeli kredilerle büyüme görüyoruz kredi kartlarını bir tarafa koyduğumuzda. Dolayısıyla bankaların kredi fiyatlaması oldukça hızlı olacak. Bu da bizi yılın ikinci yarısı için aslında spread ortamının, karlılık ortamının düzeldiği bir yarı yıla getirecek. Dolayısıyla yarı yıllar bazında öz sermaye karlılığı değişecek. Ama yılın ortalamasında bence %30'lar yakalanabilir seviyeler diye düşünüyorum ben. Burada başımıza başka bir dediğim gibi yol kazası gelmezse, örneğin biz politika faizini %45 olarak alıyoruz. Yılın önemli bir seviyesinde %45'te kalacağını, ancak dördüncü çeyrekte bir yumuşama olabileceğini düşünüyoruz. Ama olur da enflasyon patikası beklediğimizin üzerinde gelişir ve Merkez Bankası buna reaksiyon göstermek isterse bu resim değişir. O yüzden çok makro hikayeyle bağlantılı diye düşünüyorum ben. Şimdi biz bir tightening cycle'dayız. Bunu unutmamak lazım. Yani biz enflasyon düşürmek adına faizleri yükseltiyoruz. Dolayısıyla mevduat maliyetlerimiz daha hızlı fiyatlanıyor. Kredilerimiz her ne kadar durasyonu kısaltsa da mevduat fiyatlamasının gerisinde geliyor. Ve bunun ister istemez bilançolarımıza negatif bir yansıması oluyor. Hani bu yatsınamaz bir gerçeklik. Bundan yatırımcının aslında çok imtina etmemesi lazım. Ama belki yatırımcı önündeki çeyreklik kârları düşünerek ya da gözlemleyerek, projekte ederek zamanlamasını, banka alma zamanlamasını ona göre ayarlayabilir. Yani der ki ya ben birinci çeyrek kârların çok iyi gelmeyeceğini düşünüyorum. Nisan'ı bekleyeyim. Belki FED faiz indirir o noktada. Seçimler ardımızda kalmış olur bir belirsizliğin aşılması açısından. Enflasyon bir patikaya oturmuş olur. Çünkü biz Ocak enflasyonu yüksek geleceğini de bekliyoruz ama bakalım Şubat, Mart, Nisan enflasyonları nasıl gelecek? Onlar da bence yatırımcı için bir indikatör olacak. Ve Fed'in özellikle gevşeyeceğine dair bir sinyal görürse özellikle yabancı yatırımcı tarafından, çünkü fırsat maliyeti çok yüksek Fed faizleri yukarıda tuttuğu için, belki o zaman bize yabancı, çok beklediğimiz yabancı akışı da o zaman gelebilecek. Dolayısıyla ben bu senenin bankacılık için zamanlama senesi olduğunu düşünüyorum. Eğer ama biz başarırsak 2025'te böyle hani çok daha düşük bir enflasyon ortamına gelebilirsek, işte esas o zaman bankacılık kârları daha gözle görülür, dişe dokunur hale gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle bankaların bir talebi var. Likit varlıklar yaklaşık 5 trilyon lira seviyesinde ve bunun zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası'nda tutulan kısmına şu an itibariyle faiz alamıyor. Bu konuda bir faiz alma talepleri var Merkez Bankası'ndan ama yanıt alınamadığını söyledi dün Alparslan Bey. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönem açısından bir, bunların yansıması ne olabilir? İki, kredi kartlarındaki büyüme hızı son dönemin en önemli hareketlerinden bir tanesiydi. Buraya dönük de bir düzenleme gelmesini beklediğini söylüyor. Zaten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de özellikle taksit sınırlamasından bahsetti. Belki yine müşteri limitlerinde de bir düzenleme olma ihtimali söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu ikisinin potansiyel karlılık üzerindeki etkisini nasıl yorumlarsın eğer olursa? Bu biraz olsa olsa sorusu elbette. Evet, yani şimdi zorunlu karşılık önemli bir nokta, çünkü birkaç ay öncesine kadar vadeli mevduatın %50'si döviz dönüşümlü mevduatta, döviz dönüşümlü artı kur korumalı ikisi birlikte toplayıp söylüyorum. Şimdi onun payı %34'e düştü. Dolayısıyla böyle eriyen bir bakiye var ama hala %30'luk bir ZK'ya tabi, özellikle 3 aylık olduğu düşündürse bu ürünün. Dolayısıyla şöyle bir paçal hesabı yaptığımızda yılın başında bizim TL ZK'mız TL mevduata göre, zorunlu karşılık oranımız TL mevduata göre %4'ler 5'ler civarındayken şu anda %12'ler civarına geldi. Yani zorunlu karşılıklarda ciddi bankaların mevduat maliyetini zorlayıcı bir ortam oluşmuş oldu. Dolayısıyla siz 3 aylık işte 1 yıl tüm TL mevduat ortalaması sistemde %46 ise ve %12'de zorunlu karşılık tutuyorsanız, aslında esas mevduat maliyetiniz hiçbir şey olmaksızın %50-51. Dolayısıyla ama ticari kredi faiziniz de 51. Dolayısıyla spread yapabilmek açısından mevduat maliyetinin zorunlu karşılık tarafından da bir faiz ödenmesini bankalar talep ediyor diye anlıyorum. En son 2022'de sanıyorum bir faiz ödenmişti. Uzun bir süredir aslında faiz ödenmiyor zorunlu karşılıklar ama uzun süredir de bu kadar yüksek değildi zorunlu karşılıklar. Merkez Bankası'nın da tabii imtina ettiği konu, zorunlu karşılığa para ödemek demek piyasaya para çıkartmak demek. Likiditeyi artırmak demek. Halbuki biz enflasyonu kontrol etmeye çalışıyoruz. Zaten piyasada likidite bolluğu var. O likidite bolluğunu nasıl çekeceğimizi anlamaya çalışırken bir de tekrar piyasaya, ZK'lara faiz anlamında likidite vermek imtina ediyor olabilir.
Dolayısıyla iki tarafında aslında tereddütlerini anlayabiliyorum. Kredi kartı bankaların kredi büyümesinin en büyük tetikleyicisi. Söylediğin gibi yani seçim öncesi Haziran'da bu 13 haftalık ortalama trend büyüme diye baktığımız %140'a çıkmıştı. Korkunç bir büyüme vardı kredi kartı hacminde. Şu anda işte bir ara 60'lara düştü o. Gerçekten ivme kaybetti. Fakat şu son 4 haftalık ortalamalar ya da şu son haftanın verisiyle 13 haftalık ortalamalar 80'in üzerine geri attı. Dolayısıyla tüketici güven endeksinin de aslında yukarıya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bir tüketim iştahı var. Bu da kredi kartıyla destekleniyor. Çünkü asgari ücret zammı henüz daha maaşlara yansımadı. Dolayısıyla belki birazcık ücretlere destek olarak da kredi kartı harcaması yapıyor insanlar. Dolayısıyla bu ciddi üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Şöyle bir durum da var. Biz enflasyonu kısıtlamaya belki tüketimi düşürmeye amaçlıyoruz ama son 3 aydır politika faizini arttırırken 500-500 250 bas puan kredi kartı faizlerine ya da komisyonlarına herhangi bir artışta yapmadık. Dolayısıyla şu anda kredi kartı gecikme faizimiz bile reel olarak aylık enflasyonlarla karşılaştırdığımızda negatif. Dolayısıyla kredi kartı büyümesinden imtina edecek de çok fazla bir regülasyon yok. Kredi kartının büyümesinden bir cap de yok biliyorsunuz. Ticari kredide var, ihtiyaç kredisinde var ama kredi kartı büyüme hacminde bir limit de yok. Dolayısıyla bu değişir mi? Bu değişirse tüketicinin o bizim beklediğimiz soft landing büyümenin yavaşlayarak enflasyon düşmesi senaryosuna ne ölçüde uyar? Bunların hepsi böyle hakikaten çok ince ayar gerektiren konular. Ama bu sene o bahsedilen %40'lar kredi hacminin içinde bence kredi kartının en azından ilk çeyrekte ciddi büyüme rakamı da var. Pınar Uğuroğlu Delici'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız. Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Marsh McLennan, Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt bizlerle birlikte bu bölümde. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Her sene Dünya Ekonomik Forumu öncesinde küresel riskler raporunu Marsh McLennan, Zürich Insurance Group'la birlikte ortaklaşa olarak açıklıyor. İçerisinde önemli riskler ve önemli aslında perspektiflerde barındıran bir rapor oluyor her sene. Bunun üzerine bir miktar değerlendirme yapmakta fayda var zannediyorum. Çünkü uzun süre sonra ilk defa raporda karar vericilere, liderlere soruluyor. 2 sene sonrasını nasıl görüyorsunuz diye. Karamsarlar. 10 sene sonrası nasıl diye soruyorlar anketin içerisinde. Daha karamsarlar. Dolayısıyla bu karamsarlığa neden olan jeopolitik faktörlerde, teknolojinin gelişiminden kaynaklanan belirsizlikler de çok damga vurmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz? Hani tabii anket bu arada hani Ekim ayında yapıldığı için Eylül-Ekim dönemi de tam bu işte İsrail-Hamas çatışmasının vesairenin olduğu da dönem. O da modu belki biraz etkilemiş olabilir mi? Doğru. Yani o açıdan bir ön yargı olmuş olabilir. Bu her sene aynı zamanda yapılıyor. Ocak ayında açıklanıyor. Bahsettiğiniz gibi yaklaşık 1500 akademisyen, sivil toplum örgütü üyesi, iş dünyasından karar vericiler bu ankete cevap verdiği için aslında ortak görülen riskleri ve bu algıyı anlamak önemli. O açıdan bu rapor çok önemli. Yoksa hani riskleri sıraladığımız zaman işlerinde bizim için hani bu sürpriz, bu hiç tahmin etmediğimiz bir risk diyebileceğimiz belki bir iki bir şey var. Ondan da bahsederiz. Tabii yani bu küresel çatışmalar, İsrail'deki olay, dünyanın başka yerlerinde de Ukrayna-Rusya savaşı halen gündemden düşmüş gibi gözükse de devam eden ve önemli etkileri olan, özellikle tedarik zincirleri açısından önemli bir konu. Bu riskler devam ederken yapılan bir çalışma bu. Bahsettiğiniz gibi kısa vade aslında geçen seneye göre farklılığı şu, belki özetle söylemek gerekirse. Geçen sene enflasyon, ekonomik riskler biraz daha fazla ön plandaydı. Bu sene onlar önemsiz değil. Onların etkileri konusundaki endişeler daha alt sıralarda, belki de daha fazla sayıda karşımıza çıkıyor.
Ama bu sene öncelikli risk olarak bu karar vericilerin, ankete katılanların bahsettiği konu hatalı yanlış bilgi ve dezenformasyon süreci. Hepimiz sosyal medyanın ne şekilde hayatımızı etkilediğini görüyoruz. Kaldı ki bunun üzerine bir de yapay zekanın bunu çarpan etkisiyle ve de değişik formlarda, şekillerde önümüze getirdiğini düşünecek olursak bu çok önemli bir konu. Çünkü karar vericiler doğru bilgilerden hareket ederek kararlarını alacaklar. Kısa vade işlerini yönetecekler, orta uzun vade risklerini daha iyi yönetmeye çalışacaklar. Yatırım kararlarını buna göre alacaklar. Bu açıdan önemli bir iş dünyasını bu açıdan önemli. İkincisi bunun başka risklere de etkileri var. Çünkü önümüzdeki sene içerisinde, sadece bir sene içerisinde 2024 yılında, iki sene içerisinde pardon 2025'te 3 milyar insan belli büyük ekonomiye dahil olmak üzere seçime gidecek. Ve önemli kararlar verecekler. Dolayısıyla bu kararlar sürecinde bu kararlar ne kadar sağlıklı bilgilere dayanılarak verilebilecek. İkincisi seçilmiş olan karar vericiler ne kadar inandırıcı olacaklar, ne kadar icra yapabilecekler. Bunlarla ilgili konuları da ilgilendirebilecek önemli bir konu bu. Özellikle yapay zekanın bu kadar yoğun kullanıldığı bir ortamda, yapay zeka, sosyal medya üzerinde kontrolsüz etki, yapay zekanın işte deepfake ile birleştikten sonra neyin gerçek neyin yalan olduğunu bilmeden yapılabilecek propagandalar, siber güvenlik problemleri falan, hani bunlar Dünya Ekonomik Forumu'nda çok fazla tartışıldı zaten. Doğrudur. Dolayısıyla bunlar herhalde selametle yapabildiğimiz son seçimler falan olabilir. Bundan sonra bütün seçimlerin üzerine bir kuşku perdesi olacak gibi görünüyor. Bilmiyorum ne dersiniz ama. Yani şimdi tabii bu riskin en azından bilincinde oluyor olmamız, farkında oluyor olmamız önemli. Yani zaten bu riskleri sadece dediğim gibi bir liste sıralama açısından değil, bir yani iş dünyası ne açıdan bu riskler önemli, bu bahsettiğimiz konular. Birincisi bunun farkındalığı, ikincisi bununla ilgili ne yapabileceği konusunda tedbir alması. Çünkü yani biz pandemi riskinin de olduğunu biliyorduk. Daha önceki raporlarda da vardı. Her ne kadar öncelikli bir yerde değildi ama bunun tesirinin çok fazla olabileceği vardı. Ama gene pandemiye girdiğimiz zaman gördük ki ne yapacağımızı bilmiyormuşuz. Aynen. Yani ne şirketlerimiz hazır buna, ne hükümetler hazır, ne dünya hazır buna. Çok süratli bir tepki verildi. İşte uzaktan çalışmayla ilgili, teknolojinin kullanımıyla ilgili vesaire filan. Belki bunun etkileri bir türlü bertaraf edildi ama hazırlıksız olduğumuz kesin. Dolayısıyla burada hazırlıklı olmak lazım. Bunu nasıl hazırlıklı olunur? Yani bu bahsettiğimiz dezenformasyon sürecini ve yapay zekanın buna çarpan etkisiyle gelişine onu kestirmek zor. En azından bunun farkında olup bununla ilgili bir şeyler yapılıyor olması önemli. Şimdi buradaki risklerin birçoğu aslında birbiriyle de etkileşim halinde. Yani bunu sadece bu enflasyon riskidir, toplumsal hareketlere yol açabilecek bir risktir diye tek başına soyutlamak mümkün değil. Bunlar çok karmaşık. Zaten raporun ikinci kısmında o orta vade riskleri değinirken, üçüncü kısımda da bunların ne kadar birbiriyle etkileştiğini bir. İkincisi dünyanın bu konuda neler yapabileceğini. Çünkü birçoğu bunların, yani iklim krizi gibi konular, çevreyle ilgili konular aslında tek başına kimsenin, sizin benim tek başıma bir şey yapabileceğimiz bir konular değil. Burada bir toplu hareket lazım. Sivil toplum örgütlerinin, hükümetlerin beraber hareket ediyor olması lazım. İşte bu COP kararları, karbon salınımı ile ilgili önümüze konulmuş olan hedefler, işte enerji güvenliği ile ilgili konular vesaire, bunların birçoğu aslında birlikte hareketi gerektiren konular. Ama buradaki önemli bir risk, gene bu toplumsal çatışmalardan görüyoruz ki küreselleşme olgusuyla ilgili eskisi kadar iyimser değiliz. Daha şeyler halinde, bölgeler halinde çareler bulunması gerekiyor. Bu bir gerçek ama gene de bu bölgesel bulunabilecek çözümleri koordine edecek yapılara, inisiyatiflere ihtiyaç var. Zannediyorum Dünya Ekonomik Forumu'nda siz oradaydınız. Bunlar daha fazla tartışıldı. Hakikaten üzerine en çok konuşulan konu olabilir. Çünkü teknolojik gelişimin her bölgede, her ülkede, her şirkette ayrı ayrı bir parçasının gelişmesinin yaratabileceği sorunlardan bahsediliyor. Çünkü dediğiniz gibi olay ve gelişim hızı
tek bir şirketin, tek bir ülkenin hükümranlığına sığmayacak kadar büyük ve geniş. Kesinlikle. Dolayısıyla hani bir noktadan sonra collaboration diyorlar, yani işbirliği, her şeyi birlikte, evet, inşa edebilme. Belli başlı şeyleri Çin Başbakanı'nın oturumuna katıldım mesela. Yani anlıyoruz aradaki mesafenin büyüklüğünü ama diyor bazı şeyleri beraber yapmak zorundayız. Oralarda en azından açık kaynakla çalışalım. Yani iklim konusunda yaptık bunu mesela diyor. Bazı teknoloji alanlarında sınırlamaya çalıştığınız alanları da aslında beraber yapmamız lazım ama sınırlamaya çalıştığınız alanlarda da bu işbirliğini yapmak lazım diyor. Yani yapay zekayı mesela denetleyecek ve çerçevesini çizecek bir regülasyon gelecekse bunu kim yapacak, nasıl yapacak? Dur noktası neresi? Neresi inovasyonu öldürecek noktası olur? Neresi genişletici noktası olur? Bir konsey halinde bunlara karar, doğru, vermek lazım. Onun için işbirliği lazım derler. Kesinlikle bu konularda hem küresel işbirliğine ihtiyaç var, hem daha fazla dayanışmaya ihtiyaç var. Yani tabii yapay zeka çöpe atabileceğimiz bir konu değil. Teknolojik gelişim önünde durabileceğimiz bir konu değil. Çok ciddi verimliliklere de yol açan olumlu etkileri de var. Ama öte yandan bu tip riskleri de nasıl bertaraf edebileceğiz? Nasıl korunaklı hale gelebilecek ülkeler, şirketler üzerinde düşünülmesi gereken konular. Siber riskler geçmişte de vardı mesela, bahsetmiş olduğunuz konular. Artık teknoloji kullanımı olmaksızın bugün iletişimimizden şirket karar verme noktasında verilerin korunmasından, müşteri verilerinin sağlıklı saklanmasından, birçok, yani bu büyük verinin idaresi konusu artık çok fazla herkesin isterleştirdiği olan bir konu. Dolayısıyla bunu dışarıdan ataklara karşı nasıl koruyacağız, nasıl korunaklı hale getireceğiz? Bunların yaratacağı krizler olursa o krizleri yönetme konusunda ne kadar hazırlıklı olacağız, antrenmanlı olacağız? Bunlar daha fazla şirketler dünyasının ajandasında olan konular. Şunu mesela sorabilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 2019 raporu olması lazım, küresel riskler raporu. Onun sonunda geleceğe dönük en önemli riskler üzerine bir bölüm vardı. Orada kuantum computing, kuantum bilgisayarların gelişmesiyle ve onların efektif hale gelmesiyle birlikte önümüzdeki dönem mesela kriptografinin tehlike altına girebileceğinden bahsediliyordu. Şimdi bu toplantıda, bu Dünya Ekonomik Forumu'nda yapay zekanın kuantum computing ile birleşmesinin önünde bir engel kalmadığı konuşuluyor. Dolayısıyla aslında bu kısmını sormak isterim size mesela. Bu çok büyük bir risk. Kriptografi gitti mi? Çünkü, doğru, dünyada sır kalmayacak. Doğru. Yani bankacılıktan tutun diğer bütün alanlara kadar her yerde, doğru, ne dersiniz? Doğru, çok doğru. Yani bunlar kesinlikle, yani başta söylediğim gibi, bir, farkında olmamız gereken riskler. İkincisi, yönetme konusunda daha atik davranmamız gereken, daha ön almamız gereken konular. Bunlar dediğim gibi sadece şirketlerin kendi başlarına yapabilecekleri konular değil. Şirketlerin tabii kendilerini korumaları açısından yapmaları gereken şeyler var. Bir, ikincisi, her şirket, her sektör, her ülke aynı şekilde expose değil. Yani şimdi bu tabii yapay zekanın gelişimi konusu mesela, diğer tartışılan önemli bir konu. Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş olan ülkelerdeki farkı da çok daha fazla açabilecek. Bu açıdan gelişmede henüz ilerleme kaydedememiş olan ülkeler açısından daha farklı sorunları yaratabilecek. Bunun da küresel bir tehdit oluşturabileceği önemli bir konu. Dolayısıyla bunlar hep üzerine kafa yormamız gereken konular olarak gözüküyor önümüzde. TÜİK'ten gelen bir açıklama var. 2023 yıl sonunda tüketici enflasyonundaki yıllık değişim oranı %64.77 iken tüketicilerin tahmini 96'dır. Tüketicinin enflasyon tahminiyle TÜFE'nin farklılaşması son derece doğaldır diye. Şimdi bir, tabii dünyada nelerden bahsediyoruz? Bizdeki gündem ne dedirtecek açıklamalar bunlar? Çünkü son dönemde işte hissedilen enflasyon ya da enflasyon tahminiyle gerçekleşen enflasyon arasındaki farklılık Türkiye'de de dünyada da çok tartışılan alanlardan bir tanesi ama bizde veri üzerinde çok tartışma olduğu için var mı bu konuya dair söyleyeceğiz bir şey? Yani insanların hayat pahalılığında hissettikleri baskı veriye olan güveni zedeliyor gibi de düşünüyoruz ama siz ne dersiniz? Evet. Yani bu tabii önemli ve moral bozucu bir konu aslında. Yani resmi açıklamaların, enflasyon açısından resmi ölçümlerin doğruluğuna inanıyor olmamız lazım. Çünkü politikalar da, para politikaları da, yani tek başına çözüm olması tabii ki mümkün değil. Sonuçta bu verilere dayanarak yapılıyor. Tabii enflasyonda, yani bizim dünyadan ayrıştığımız bir konu olduğu çok ciddi bir gerçek. Zaten
Bu rapora tekrar dönecek olursak, ya bağlayacak olursak, yani ekonomide bozulma, sosyal dokudaki erozyon vesaire filan gibi enflasyonun düzeyinin farklılığından kaynaklanan riskler çok gibi. Çok ciddi olarak etkileyeceği konular bizde ki anketörlerin verdikleri cevaplarda daha fazla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Yani tabii bu enflasyon konusu bizim dünyaya yeniden entegre olmamız bir. İkincisi gelir dağılımını daha düzeltebilmemiz ve şirketlerin yatırım ufkunu daha genişletebilmesi açısından Türkiye'nin çok ihtiyacı olan sermayeyi, yerli yabancı sermayeyi cezbetmesi açısından, sermaye piyasalarının daha sağlıklı çalışması açısından kesinlikle öncelikli bir sorunumuz. Bu sorunun halli için bir ciddi bir para politikası şu anda yürütüldüğünü görüyoruz. Yarın bunun ciddiyetini biraz daha görmüş olacağız. Ama bu sadece, bu tabii yeterli değil. Yani enflasyon dinamiklerini sadece para politikalarıyla ilgili politikaları, araçlarını kullanarak çözmenin mümkün olmadığı da ortada. Dolayısıyla ben yerel seçimler sonrası daha bütünsel bütçe politikalarını da ilgilendiren önümüzdeki 4 yıllık ufuk için en azından enflasyonu sadece sözde değil özde indirecek ve bu konuda beklentileri yakınsayacak. Çünkü şu anda beklentileri sorduğunuz zaman piyasadaki anketörlere de çok ciddi farklılıklar görebiliyoruz enflasyon tahminlerinde. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu bizim önceliğimiz olacak. Bu gelen açıklama aslında geçtiğimiz hafta yapılan bir haber üzerinden, ki hani tüketici anketi üzerindeki bir soru üzerinden gelmiş olan bir içeriğe TÜİK'in cevabı, TÜİK'ten ses gelmiş olması anlamında bile değerli aslında iletişimi şeffaflığı açısından. Kesinlikle. Kısa bir araya gideyim şimdi, aranın ardından biz kaldığımız yerden devam edelim. Kesinlikle. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Marsh McLennan Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde birazcık Türkiye'ye gelmiştik. Biraz onun üzerinden devam edelim isterseniz. Çünkü hani bir para politikası ile ilgili sıkılaşma döngüsü, yılın ikinci yarısında başka daha konvansiyonel bir para politikasına geçiş ve bunun yansımalarını görüyoruz. Para politikasında şu ana kadarki uygulamaların etkinliğini nasıl değerlendirdiğinizi sormak isterim. Daha önce 8,5'tan 42,5'a politika faizini getirecek kadar agresif bir Merkez Bankası gördüğümüzde ekonomideki soğumaları daha belirgin hissettiğimiz dönemler oluşuyordu. Şimdi oluşmama sebepleri üzerine ne dersiniz? Yani tabii bir bu işin bir ivmesi var. Yani dolayısıyla birdenbire bu işi ne soğutabilmek mümkün ne de el freni çekip arabayı durdurmanız mümkün. Belli bir hızla giden, dolayısıyla beklentilerin birbirini beslediği bir olumsuz döngüyü değiştirme gayreti içerisinde karar vericiler. Biraz önce de söylediğim gibi para politikası bunun önemli bir parçası. Ama ümit ediyorum ki yakın zamanda bunu sadece para politikası değil, bütçe politikalarıyla da daha farklı yaklaşımlarla da destekleyen bir bütünsel bir programı beraberinde göreceğiz. Çünkü dezenflasyonist süreç, yani enflasyonu kontrolden çıktığı, beklentilerin çok daha karmaşık hale geldiği bir dönemde inandırıcılığı olması açısından böyle bütünsel politikalara ihtiyaç var. Para politikası bu işin önemli bir parçası. Bu açıdan da atılan adımlar son derece doğru. Ben kararlı bir şekilde bunun devam edeceğine inanıyorum. Keşke bu kadar yüksek bir enflasyonla karşı karşıya kalmayıp daha önden yüklemeli bir faiz artışıyla bu işi karşılayabilsek ve onu destekleyebilsek, daha süratli olarak beklentileri kırabilseydik, ama çok süratli kıramadığımız ortada. Ama önümüzdeki dönem bizim için bir fırsat, biraz önce bahsettiğim gibi. Ben bu açıdan böyle bir bütüncül politika, bir çerçeve kendi içerisinde bekliyorum. Tabii biz, yani geçmişteki Türkiye'nin performansına baktığımızda çok ciddi enflasyonlarla yaşadığımız dönemler oldu. Hem parasal hem bütçe gevşekliği açısından
çok olumsuz performansları döndürebildiğimiz zamanlar oldu. Bunu nasıl yaptığımıza bakarsak aslında reçete önümüzde çok farklı olmayabilir. Ben önümüzdeki dönemde böyle iyimser bir ortam içerisinde olmayı ümit ediyorum. Şimdi son 3-4 dakika içindeyiz ama çok uzun süre banka genel müdürlüğü yaptınız. Bir sürü kriz gördünüz. Siz bankacı olarak, ben gazeteci olarak hep o dönemlerde de konuştuk, sohbet ettik. Fiyat beklentisinde kutup yıldızının bu kadar kaybolduğu, fiyat çıpalamasının bu kadar zorlaştığı az dönemi oldu. Ama oldu. O dönemlerde neyi doğru yaparak bunları çıpalamayı başarmıştık? Şimdiye iz düşümü olur mu o dönemi? Şimdi bu şeyle de alakalı, birazcık küresel gelişmeler de alakalı. Şu anda bize yani küresel konjonktür de çok yardımcı olmuyor. Dolayısıyla daha sıkı, disiplinli, daha dikkatli bu işi dizayn etmemiz gerekiyor. Yani 80'lerde, 90'lardaki politikalarla yapabildiklerimiz, 2000 başında yaşadığımız kriz sonrası IMF destekli programla yapabildiklerimiz, o programı devam ettirerek yakınsamayı sağladığımız, işte Avrupa Birliği ile görüşmelerin, müzakerelerin başlaması sonrası Türkiye'ye doğrudan yatırımı daha fazla çekebildiğimiz dönemlerden farklı bir dönemdeyiz şimdi. Bu işi yani genel dünyadaki konjonktürden, siyasi konjonktürden, jeopolitik gerçeklerden soyut tek başına bir para politikaları, bütçe politikaları formülüyle düşünmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biraz daha zor, biraz daha risklerin karmaşık olduğu bir dönemdeyiz. Yani eğer biz mesela politikalarımızı doğrudan yabancı sermayeyi buraya çekme odaklı yapabilsek, böyle bir doğrudan yabancı sermaye iştahın dünyada olabiliyor olması lazım. Yani gelişmekte olan ekonomilere bir teveccühün olması lazım ki orada rakiplerden daha fazla sıyrılalım. Ha, bu işimizin biraz daha eskisine göre zor olduğunu söylüyor. Ama yapmamız gereken iş çok basit. Yani enflasyonu bir kere indirmeden, yani enflasyonu tek haneli rakamları indirme konusunda bir irade ve arkasında bir sağlıklı bir plan koymadan bir şey yapmamız mümkün değil. Çünkü karar vericiler ona göre karar vermiyor. Bugün iş dünyasına sorduğunuz zaman dediğim gibi Türkiye'de başka hiçbir yerde bir numarada ekonomide bozulma çıkmıyor. Sosyal dokuyla ilgili konular çıkmıyor. Türkiye'de riskler dediğimiz zaman bu konular daha fazla. Finansmana erişim, kamu borcuyla ilgili riskler, mesela 6 numarada Türkiye'de o çıkmış. Kamu borcuyla ilgili endişe birçok piyasada listelerde olan bir şey değil. Ama Türkiye'de şu anda bunu, bu yani enflasyonun da baskısı nedeniyle bu endişeler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu işi makro seviyede halledebiliyor olmamız lazım. Aslında bizim o dönemlerde daha kırılganlıklarımız yüksek olduğu zamana göre çok daha proaktif davranabilen, küresel ölçekte başarılara erişmiş şirketlerimiz, bir kurumsal yapımız da var. Yani altyapımız bunu yapmaya, biz bu iradeyi gösterebilirsek aslında altyapımız buna müsait diye düşünüyorum. Tayfun Bey, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için. Finans Merkezi'ne bugün için böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.